Muhterem efendim, sürekli tebliğ aşk ve sancısıyla yaşayan Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve ashab-ı kiramın insan kazanma konusundaki metotları nasıldı? Bugün 30-40 dakikalık bir tren yolculuğunda dahi müstahit bir sine arama cehdi o aşk ve sancının bir yansıması sayılır mı? Tek tek fertlerle ilgilenmenin bu konudaki rolü nedir? Evet, sürekli tebliğ aşk ve sancısıyla yaşayan Efendimiz ve ashab-ı kiram deniyor yani. Evvela başkalarına tebliğ ettikleri o mesajın lüzumuna, önemine, vaat ettiği şeylere inanma meselesi çok önemlidir. İnanmışlardı yani. Ne kadar inanmışlardı? Bugünden sonra yarının gelmesinde inandıklarından daha fazla inanmışlardı. Şu ikindi sonrası güneş gruba meyletti. Şimdi bundan sonra bir gecenin geleceğine inanmanın ötesinde inanmışlardı. Güneş grup etmeyebilir, bir gecede gelmeyebilir. Ne kadar ihtimal bu? Bir trilyon ihtimalden bir ihtimaldir. İhtimal ki Allah Celle Celaluhu Efendimiz'in bir mucizesi olarak o güneşi bir yerde tuttuğu gibi gece gelmeyebilir. Veya kıyamet kopar da gece gelmeyebilir. Farklı bir şey olur. Ama gidecekleri yere öyle inanmışlardı ki riyazi katiyet içinde. İki kere iki dört etmesi bu şüpheye mahal vardır bunda. Fakat bizim gideceğimiz yer ve Cenab-ı Hakk'ın, Efendimiz'in bize vaat ettiği şeyler mevzuunda zerre kadar şüphemiz yoktur. Hakikatine inanmışlardı. Bu çok önemli bir mesele. Ha, bu birdenbire böyle inanma olur mu? Allah Celle Celaluhu insanlığın iftihar tablosunu gönderirken aynı zamanda onun mesajına karşı öyle hahişkar insanları da sanki o donanımla göndermiş gibi bir şey var. Başka türlü izah edemezsiniz. Daha ortada vahyi adına belki bir ayet var, belki bir sure var. İnsanlığın iftihar tablosu aldığı o mesajı, o mesajın vaat ettiği şeyleri başkalarına duyurma heyecanıyla Hadice validemizi açar, o mübarek annemiz bizi bağışlasın ve bizi vesayetine alsın, öbür tarafta başımızı okşasın, bunlar benim evlatlarımdır desin inşallah. Hiç tereddüt etmeden mübarek elini mübarek göğsüne koy, bana der yani. Allah seni zayi etmeyecektir. Sen şunu yapıyordun, bunu yapıyordun. Hep yürüdüğün yol kemale doğru giden bir yoldu. Ufkun daima âliydi. Bu muhteşem bir idraktır yani. Efendimiz'e ilk teselli veren odur. Sonra dışarıya çıktığı zaman tanıdığı, beraber Mekke'nin sokaklarında dolaştığı, ta çocukluğundan itibaren, çünkü kendinden 2-3 yaş daha küçük, dünyaya sonra gelmiş, Hazreti Ebubekir, ona mesajını sunduğu zaman ben bunu kime tebliğ etsem der, bana ya Resulallah der, tereddüt etmeden. Şimdi meseleye böyle bakınca öyle anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu, o büyük mesajı, dünyanın rengini, şeklini, desenini değiştirecek mesajını biriyle gönderirken, en mükemmel insanla, insanı kamille gönderirken, onun muhataplarını orada o karakterde bir yönüyle hazırlamış baştan. Öyle programlamış, bu Allah'ın programı, Allah'ın takdiri. Bazıları bir ayetle birdenbire öyle amudi, dikey bir yükseliş kaydediyorlar ki işte Ebu Bekir gibi, İşte Hazreti Ali gibi, işte Hazreti Osman gibi. 3-4 sene sonra işte Hazreti Ömer gibi diyebilirsiniz. Diğer aşireyi, mübeşşireyi de bunların hepsi muhacirin izam efendilerimizdendir. Aynı kategoride mütalaa edebilirsiniz. Bir ikinci mesele, o zatın Hazreti Pir'in de üzerinde durduğu gibi insibağı vardı. Bir yönüyle o düşünce, o duygu, o mesaj fırçasını kime çalarsa bir yönüyle semavileştiriyordu onu. Onun tavırlarına, davranışlarına, bakışına, mimiklerine, gözünün irisine bakan insan bunda yalan yok diyordu yani. Ön yargısı yoksa, şartlamış değilse bakan bayılıyordu ona. Bu zat emindir diyordu, buna inanılır diyordu. Öyle bir güç vardı. O bakımdan birdenbire zift içinde o güne kadar yaşayan o insanlar sıyrılıyor oradan.
cennet kevserlerinde yıkanmış bir hal alıyor ve adeta meleklerle at başı haline geliyordu Allah'ın izni inayetiyle onlar. Şimdi ötelere bu ölçüde inanan, ona onun mesajına bu ölçüde inanan insanlar, bir inanmanın kendilerine kazandırdığı şeyin tebşir adına vaat ettiği şeyler var. Bir de ona inanmamanın vaid adına, belki takvif adına, korkutma adına ifade ettiği şeyler var. Yani bir taraftan inandıkları zaman bu insanlar ebedi saadete gidecekler. Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede etmeye namzet bir halleri var. Cenab-ı Hakk'ın ben sizden razıyım diyebilecekleri ufka doğru gidiyorlar. Bir diğer taraftan da tam bunun aksine, biri semavileşme ise şayet, melekleşme ise, melekuti bir aleme doğru seyahat yapmak ise, belki esfel-i safiline doğru bir sukut, bir baş aşağı gitme, bir devrilme. Şimdi bu iki meseleye birden bakınca zannediyorum, o tertemiz gönüllerinde onların, işte bu yollardan birincisine insanları yönlendirme adına delice bir aşk ve ihtiyaçları vardı. İnsanlığın iftihar tablosu için aynı şeyi kullanamam, fakat Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde onun bu mevzudaki tahallükünü anlatır. Hele iki yerde فَلَعَلَّكَ بَاخِيُنْ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِيُنْ نَفْسَكَ neredeyse kendini öldüreceksin. Yani herkes bu birinci yola girsin. Âlâ-i illiğini kemalata yükselsin. Cennetle serfiraz olsun. Cennetle serfiraz olmasını Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle taçlandırsın. Rıdvanıyla taçlandırsın. Mülahazası, insanlığın iftihar tablosu, o da inansın, o da inansın, o da inansın diyor. Günümüzde bazı teologların dedikleri gibi, Allah'ın cehennemi de var. Bırakın ne bu kadar böyle ölü bölüp diriliyorsunuz herkese duyuracağız diye. Bu kendini bilmemezlik. Cehennemin ne demek olduğunu bilmemezliğin ifadesi. Nadan, nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz, divanelerin hemdemi divan ne gerektir? Bir diğer taraftan da bu mevzuda kaybeden insanların bütün bir ömürlerini, hayatlarını, ebedi hayatlarını kaybetme. Tefsir dersinde geçtiği gibi orada ahkaba diyor. Efendim, çağlar ve çağlar boyu, çağlar ve çağlar boyu, çağlar ve çağlar boyu. Nebe sure-i cellesinde amme yetesaelun اَنِ النَّبَيْلَ عَظِيمْ اَحْقَابَ diyor. Çağlar ve çağlar boyu kavrulacak, piryan olacaklar. كُلَّمَا نَضِيْجَ كُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ كُلُودًا غَيْرَا لِيَذُوكُ الْعَذَابِ derileri eriyip gidecek ateş içinde. Yeniden Allah deriler yaratacak, ta azabı tatsınlar diye. Şimdi bir taraftan da bu tabloyu, bu resmi görünce aman Allah'ım diyor. Bu insanları kucaklayıp kurtarmak lazım. Şimdi vicdanınız varsa böyle bir meselede insanlığın ihtar tablosunun arkasında siz de kendinizi öldürecek hale gelmez misiniz? Sahabedeki o anlayış, o yüksek idrak buydu. Bir taraftan gözleri bir gözleriyle cennete bakıyorlardı. Feda edilecek gibi değil. Bir gözleriyle de cehenneme bakıyorlardı. Kur'an'ın resmettiği, Kur'an'ın tasviratı içinde. Aman Allah'ım, Allah buraya düşürmesin. Hiç kimseyi düşürmesin deyip, dolayısıyla mutlaka herkese el uzatmak. Bir yönüyle zamanı kendiler için değerlendirmiyor, başkaları için değerlendiriyorlardı. Ölüyorlardı başkaları dirilsin diye. Bir yönüyle başkalarını yaşatmak için yaşıyorlardı. Başkalarını yaşatmak için yaşama yoksa ona yaşama denmez. Ona mezarı müteharik bedbaht denir. Onlar hiçbir zaman böyle bir derekeye sukut etmediler. Hep âlâ-i illiğini kemalata müteveccih yaşadılar. Evvela o meseleye bir öyle bakmak lazım. Sürekli tebliğ aş ve sancısıyla yaşayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram insan kazanma hususundaki metotları nasıldı? Bu da bir metot yani esasen anlatma mevzu. Mülayemet bu mevzuda çok önemli bir faktör. Kur'an-ı Kerim'in de Hazreti Musa ile alakalı iki yerde bu kavli leyyin tavsiye ediliyor. Sizin haliniz esasen düşünce dünyanızda öyle bir mülayemet varsa, bir yumuşaklık varsa, bir müsamaha varsa bir yönüyle insani değerlere karşı
evrensel insani değerlere karşı bir saygı varsa, karşı taraf da sizi saygısız bırakmayacaktır. O da size saygılı olacaktır. Ve bunlar sizin ifadelerinizde de esasen saygı edalı ifadeye dönüşecektir. Kavli leyyin buna diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki Firavun'un karşısına, Amnofis'in karşısına çıktınız. Ey kendini ilah zanneden bedbaht zavallı, seni tevhide davet ediyorum, yoksa tepe taklak cehenneme gideceksin falan. Bir böyle deme var, bir de وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى fehvasınca, onun mucebince denmesi gerekli olan neyse öyle. Ey Allah'ın kulu mu dediler ona, Firavun mu dediler, çünkü bir sülaleydi yani. Osmanlı sülalesinden ey Osman'ın evladı deme, hakaret sayılmazdı. Efendim, bu önemli bir faktördür zannediyorum. Esasen gönlünüzü herkese açarsanız zannediyorum, herkesi kucaklarsanız, size hakaret eden insanlara karşı bile açık durursanız, alem de gönlünü size açar. Ne olursa olsun bir Hazreti Mevlana yaklaşımıyla, bir Yunus Emre yaklaşımıyla insanlara kucağını açmak ve benim esasen inandığım değerler işte beni böyle yoğura yoğura, şekillendire şekillendire bu hale getirdi. İnandırır mı, inandırmaz mı bu mesele? Yani ben de insanım, benim de öfkelerim olabilir, şiddetim, hiddetim olabilir, fezazetim, gılzetim olabilir, nefretim olabilir. Fakat inandığım değerler beni bir potada böyle yoğura yoğura bu şekle getirdi. Bak siz sövüp sayıyorsunuz, bense hala size kucağımı açıyorum mülazası. Nihayet insan yani onlar da insan olmanın kadişinası içinde bu meseleye karşı cevabı sevap verirler. Bu da önemli. Hususiyle günümüzde aradaki o şeyleri, farklılık mesafelerini, bazen din olabilir bu, farklı bir şey inanıyordur. Bazen mezhep farklılığı olabilir, bazen ırk farklılığı olabilir. Bunları bir yönüyle gözümüzü yumarak, görmezlikten gelerek, icabında onlara bir çay içirme çağırıp, icabında gidip çaylarını içme, elimize bir hediye alarak bugün sizi ziyarete geldik deme, bizim özel günlerimiz vardır. Bu günleri de çoğaltabiliriz bu. Vahyin ilk geldiği gün. Neden tescil etmiyoruz onu? İkra bismi rabbikellezi halak. Hira Sultanlığında neden yani ilk defa semanın bir yönüyle bize açıldığı gün, semavileşme yolunun bize açıldığı gündür. İlk defa semanın dile geldiği bir gündür. Değerlendiriz. Vahyin nazil olduğu Hira Sultanlığında. İnsanlığın iftihar tablosunun Şeb-i Ebu Talib boykotundan sıyrıldığı dönem. İnsanlığın iftihar tablosunu onu yapıyoruz. Bi'seti Seniyye'nin 8. senesi Miraca Urucu değerlendiririz bunu. İnsanlığın iftihar tablosunun bazen o tür şeyleri de o senede Hazreti Hatice validemizin ruhun ufkuna yürümesi toplanın onun için Türk geleneği olarak bir mevlid okuyalım der. Orada anlatırız. Mübarek annemizi anlatırız başkalarına. Hicret neden değerlendirilmiyor? Bir tarih başlangıcıdır. Hazreti Ömer döneminde tarih başlangıcı meselesi müzakere edilirken hicret deniyor. Çünkü çok farklı bir varoluşa doğru, bir siteleşmeye doğru, bir yönüyle devletleşmeye doğru giden bir şeydir. Neden değerlendirilmiyor? Orada Ansar ve Muhacir'in birbiriyle kardeşliği, bunun gibi şeyler. Bu türlü vesileleri yani 20 tane vesile bulabilirsiniz değerlendirerek bizim için bugün çok önemli bir gün. Kurban Bayramı gibi, Ramazan Bayramı gibi, Kadir Gecesi gibi, Beraat Gecesi gibi çok önemli bir gündür. Dinimizde de bizim anlayışımızda da veya bizim mizacımızda da, mezakımızda da, meşrebimizde de bu türlü günlere bir saygı var. Aynı zamanda size karşı da saygımızı ifade etmek için. Bir defasında Aşure'ye münasipse Aşure ile gideriz. Bir defasında da un helvası yapar gideriz. Bir defasında da onların bir maklube yapar gideriz. Bir defasında bir börek yapar gideriz. Bunları bahane yapar bir yönüyle.
onlardan uzak olmadığımızı, bu tavırlarımızı bile köprü yaparak, biz gitmek suretiyle bir köprü kurmuş oluruz. Bizim kurduğumuz o köprüden onlar da bize gelirler. Bir gün bakarsınız onlar da ellerinde bir çay termosifonu, onlar da size çay getirirler. Kahve getirirler, bir fincan kahve getirirler. Kendinizi anlatma adına, ruh dünyanızı anlatma adına, ufkunuzu anlatma adına böyle bir hal sergileme, böyle mükemmel, itiraz edilmez bir temsilde bulunma meselesi zannediyorum. O insanları, o yüce davaya çağırma adına önemli, üzerinde durulması gerekli olan faktörlerden sayılabilir. Allahu alem.